Moldova'da var. Yine Rus nüfusunun yoğun yaşadığı özel bir bölge. Oranın adı da Transdniester. Gerçekten de Donbas gibi kolay söylenmiyor ama Transdniester'de de son günlerde gizemli patlamalar meydana geliyor. Moldova yönetiminden ajanlarla ilgili yapıldığı iddiaları var. Ukrayna'dan gelen açıklamalar ise bu patlamaları Rus özel kuvvetlerinin yaptığı iddiası yer alıyor. Tabii Transdniester'deki patlamalar Moldova'daki istikrarı bozabilir mi? Tıpkı Ukrayna örneğinde olduğu gibi bir Rusya müdahalesiyle karşı karşıya kalabilir miyiz? Oldukça çok tartışılıyor son günlerde. Fakat Moldova'nın şöyle de bir özelliği var, onu da belirtmekte fayda var. Bu bahsettiğimiz bölge liman şehri Odessa'nın hemen doğusunda yer alıyor ve Rusya'nın şu anda Ukrayna'da başlattığı operasyonla ilgili olarak da önem teşkil ediyor. Fakat Moldova'nın en büyük partneri diyelim Romanya. Romanya'da bu bölgeyle ilgili bir gelişmede müdahil olabilir mi? Müdahil olduğu durumda da Rumen askerleriyle Rus askerlerinin karşı karşıya gelmesi mümkün olabilir mi? Zira Romanya, Moldova gibi değil. Hem Avrupa Birliği üyesi hem de NATO üyesi. Bu durumda NATO askerleriyle Rusya'da sahada karşı karşıya gelme ihtimali var. Gerçekten de ürkütüyor. Bu ihtimal hem Avrupa'yı hem de Moldova ve Romanya'yı da ürkütmüş durumda. İşte bu konunun ayrıntılarında değerli bir isimle konuşacağız. Rusya uzmanı Doktor Kerim Has konuğumuz. Sayın Has, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar, iyi günler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Başlangıçta da belirttim. Donbas gibi kolay bir ismi yok. Transdniester, yanlış söylüyorsam da lütfen beni düzeltin. Burada son günlerde patlamalar meydana geliyor. Şu anlık can kayıpları yok ama gerçekten bu patlamalar neden meydana geliyor denildiğinde Ukrayna Rusya'yı suçluyor, Rusya ise alandaki ajanları suçluyor. Buradaki gelişmeleri siz de yakından takip ediyorsunuz. Ne bekleniyor ve bu patlamalar bize neyi anlatıyor? Yeni bir Donbas krizi çıkar mı buradan? Şimdi bu meselenin birkaç yönü var. Birincisi Transdniester bölgesi 92'den beri dondurulmuş bir çatışma bölgesi. Eski Sovyet coğrafyasında yer alan 500 bin var. Neredeyse hemen hemen hepsi Rusya vatandaşı olmuş durumda geçen seneler içerisinde. Nüfusun %10, yani üçte biri Rus, üçte biri Moldovan, üçte biri Ukraynalı. Ama Rusya yanlısı bir bölge. Moldova'dan, Moldova'nın ayrılıkçı bölgesi. Sizin de bahsettiğiniz gibi Odessa ile Ukrayna'nın batısıyla sınır komşusu aynı zamanda Moldova ile Ukrayna arasında sıkışmış bir bölge. Ve 30 yıldır devam eden müzakerelerde de Rusya, Ukrayna ile birlikte, AGİT ile birlikte aynı şekilde Moldova ile, Kişinev yönetimi ile Transdniester ayrılıkçı bölge arasında arabuluculuk görevi var Rusya'nın. Şimdi işin bir hani tarihi yönü bu şekilde. Ama bununla birlikte Ukrayna'daki savaşla gelinen noktada, hatta gelinmeden önce bence en baştan beri Rusya'nın hedefleri arasında vardı. Böyle bir savaş baş gösterdiği takdirde Ukrayna'yla sadece hani Donbas'ı almakla kalmaz. Şahsen ben de o şekilde düşünüyordum. Odessa'ya kadar gider ve Transdniester'le karadan bir koridor oluşturmak isteyecektir Rusya diye düşünüyordum. Geçtiğimiz haftada bunu Rusya'dan bir yetkili böyle bir hedeflerinin olduğunu açıkladılar. Resmi olarak da Rusya tarafı bunu açıkladı. Bunu neden yapıyor? Bir defa çünkü Transdniester bölgesi dediğim gibi Moldova ile Ukrayna'nın batısı arasında sıkışmış bir bölge. Rusya henüz buranın bağımsızlığını tanımış değil. 2006 yılında bir referandum yapmışlardı Transdniester bölgesi. Hem bağımsızlık hem de Rusya'ya katılım referandumu yapmışlardı. Rusya bağımsızlığını tanımış değil. Dolayısıyla Rusya'ya katılmış bir bölge de değil. Ama Donbas'ta biliyorsunuz Donetsk ve Lugansk o halk cumhuriyetleri tek taraflı olan cumhuriyetler, ilan edilen cumhuriyetler onların bağımsızlığını tanıdıktan sonra zaten işgal başlamıştı. Dolayısıyla böyle bir korkunun olması gerek Moldova'da gerek yani diğer aktörlerce Rusya acaba bu bölgeye girer mi girmez mi diye bu korkunun olması normal. Ben bunu normal karşılıyorum. Ancak şöyle bir durum var. Rusya aynı zamanda şunu da söylemiş olayım. Yani Transdniester'de 1500-2000 civarı da Rus barış gücü askeri var. Evet. Ukrayna barış gücü askeri de var. Moldova barış gücü askeri de var. İşte
Oradaki barış gücü askerleri dediğim gibi aynı zamanda Peki Rusya Sayın vatandaşı. Has, Moldova ile Bunun Rusya'yı anlıyoruz da Ukrayna'nın barış gücü niye orada var ki? dediğim gibi Ukrayna 92'den beri barış gücü askerleri var. Barış gücü askerleri Moldova'dan, Ukrayna'dan. Ukrayna aynı zamanda arabulucu bir ülke. Rusya da arabulucu Anladım. bir ülke. Bu süreç içerisinde 30 yıldır 92'den beri süre gelen o müzakere süreçleri. Agit de aynı şekilde. Mesela ABD yönetimi ve Avrupa Birliği de gözlemci statüsündeler o müzakere süreçlerinde. Peki Çatışan taraflar da Moldova'ya taraf niyetli. Ukrayna'daki bu barış gücü hala o bölgede bulunuyorlar mı? İşte onu söyleyeceğim. Ukrayna'da savaş başladıktan sonra yani Rusya Ukrayna işgaline giriştikten sonra o barış gücü askerleri bölgeden çıktılar. Transdniester'den ayrıldılar. Onu belirteyim dediğiniz gibi. Dolayısıyla ama bunun da haricinde barış gücü askerlerinin de haricinde o Transdniester bölgesinde Ukrayna'ya 2 kilometre uzaklıktadır orası. Kolbasna yerleşim yeri vardır. 2-3 kilometre uzaklıktadır. Kolbasna yerleşim yerinde de ta 1940'lı yılların sonlarından itibaren 20 bin tondan fazla çok çok büyük bir cephanelik var, mühimmat deposu var. Yani bu şu an Avrupa'daki en büyük mühimmat depolarından biri öyle söyleyebiliriz. İçlerinde yani içinde bu yani sıradan bir depodan bahsetmiyoruz. Yani Tochka-U füzeleri dahi olmak üzere 200'den fazla Tochka-U füzeleri de dahil olmak üzere müthiş roketler, müthiş büyük bir cephanelik var. O cephaneliği de yine bu Rus askerleri koruyor. Orada bir savaş çıktığı takdirde yani şöyle düşünün orada bir Hiroşima'ya, Nagasaki'ye atılan atom bombası çapında bir yıkım söz konusu olabilir o cephanelik patladığı zaman. Ama birkaç yıldır da özellikle birkaç yıldır da Moldova yönetiminin başına Batı yanlısı bir iktidar geldi. Maya Sandu yönetimi ve onlar hususiyle özellikle Rus askerinin bir an önce bölgeden çıkmasını istiyorlar. Ancak bu neticede Rus askeri orada anlaşmalara göre, karşılıklı anlaşmaya göre orada bulunuyor. Onu söyleyeyim. Dolayısıyla hani karşılıklı anlaşmayla ancak o askerler bölgeden çıkar. Yani o da bir gerçek. Şimdi işin bir yanı bu. Diğer yanına gelirsek Ukrayna'nın o batısı Odessa bölgesinde halihazırda yani Transdniester'in sınır komşusu olduğu Ukrayna tarafında Rus askeri varlığı yok. Hani hepimizin bildiği. Şu an savaş daha ziyade Ukrayna'nın hani diğer bölgeleri Donbas ve Melitopol, işte Herson, Zaporojye oralarda biraz daha. Yani Transdniester'e yakın bölgede Rus askeri yok. Şimdi burada da geçtiğimiz günlerde bu meselenin de iki boyutu var. Birincisi şu. Acaba sizin de hani haberinizde iddia olarak dile getirildiği gibi Rus özel kuvvet istihbaratı mı bu tarz saldırılar yaparaktan Transdniester'de sanki bir olay varmış, işte bir çatışma varmış. Müdahale etmek Dolayısıyla gereken bir şey varmış gibi müdahale etmek için bir bahane mi falan olabilir. Bence böyle bir müdahale için bahane olabilir ama onun zamanı şimdi değil. Çünkü henüz hani Donbas'ı daha almadı Rusya tarafı. Yani belki ilerleyen haftalarda, aylarda böyle bir durum söz konusu olabilir. Ama ille de alması gereken de bir bölge almasının gerektirdiği bir bölge de değil bence. Karadan bir koridor oluşturduğu zaman Transdniester'e gidişata göre ilhak da edebilir, etmeyebilir. Ama hani kastettiğim şu, dediğim gibi şu an Donbas'ta çatışmalar sürerken orada bir an önce o Donbas'ı kontrolünü almaya çalışıyor. Bir şekilde Zaporoje, Nikolayev bölgesi var. Yani oralara da biraz ilerlemesi lazım ki ancak ondan sonra sıra Transdniester'e gelebilecek bence. Dolayısıyla hani işin bir yanı o var. Böyle bir iddiayı anlaşılabilir bulabilirim ama dediğim gibi şu an bugün o saldırıların olması bana erken gibi geliyor. Onu söyleyeyim. İkinci yanı ise şu. Ukrayna tarafı neticede sadece Batı destekli zaten bir savaş da yürütülüyor Rusya'ya karşı. O anlamda Ukrayna mücadele veriyor. Egemenlik mücadelesi veriyor. Dolayısıyla cephe sayısını, Rusya'nın meşgul olacağı cephe sayısını Batı arttırmak istiyor da olabilir. Yine Ukrayna'nın yardımıyla. Mesela Kiev yönetiminin, Zelenski'nin danışmanı Alexey Arestovich daha birkaç gün önce şunu söyledi. İsterse dedi, Moldova dedi, biz dedi hızlı bir şekilde Transdniester'i dedi pres yapabiliriz. Birlikte yani kontrol altına alabiliriz. Moldova'da o sorununu çözmüş olur dedi. Halbuki şöyle düşünün. Kendi ülkesinde neticede Zelenski'nin danışmanı Rusya'ya karşı bir savaş veriyor. Normalde Transdniester gibi bir sorunla başka bir ülkenin kendi toprak bütünlüğü, başka bir ülkenin toprak bütünlüğü sorunuyla asıl önceliği olmaması gerekir. Ama cephe sayısını arttırırsanız siz Transdniester'de
Rusya'yı oraya da bir şekilde asker göndermeye, bir şekilde meşgul etmeye zorunda bırakırsanız, o tarz önlemler alırsanız, dolayısıyla Donbas'ta Rus askeri istediği zaferi, istediği işgali, ne derseniz deyin, evet, hızlı bir şekilde elde edemeyebilir. Dolayısıyla kastettiğim benim şu, bana şu anki görünen tabloda ben açıkçası ikinci Ukrayna tarafından ikinci ihtimalin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu şu demek değil, Rusya Transdniester'i almak istemiyor demek değil, oraya bir koridor açmak istemiyor demek değil. Onu zaten kendi yetkilileri söyledi, koridor açmak istiyoruz ama diye. erken şu Sadece anda. zaman, Evet. erken olarak söyleyeyim. Bir son bir cümle. Buyurun. Bu anlamda Ukrayna'daki savaş Ukrayna'yı, Kiev yönetimini rahatlatabilecek olan şeylerden, hususlardan birisi mesela cephe sayısının genişletilmesi. Bu sadece Transdniester'le sınırlı değil. Örneğin geçtiğimiz günlerde, haftalarda Azerbaycan tarafı Rus barış gücünün yine olduğu Karabağ'da ateşkes ihlalleri yaptı mesela. Evet. Dolayısıyla oranın da fokurdaması bir anlamda Rusya'nın dikkatini dağıtır. Yine dördüncü bölge olarak Suriye. Mesela Gürcistan, Güney Ossetya bölgesini de yine mesela şu sıralar Gürcistan'la Ukrayna arası pek iyi değil. Ukrayna mesela kendisi çağrıda bulundu. Gürcistan'da yeni bir cephe açabilir dedi Rusya'ya karşı Kafkasya'da. Yani Güney Ossetya ayrılıkçı bölgesini de dedi. Kendisi operasyon yapıp kontrol altına almak isteyebilir. Ama şu an itibariyle ne Moldova yönetimi ne de Gürcistan yönetimi Rusya'ya karşı yeni bir cephe açmak da istemiyor. Onu da söyleyeyim. O kendi iç yönetimleri de Evet. bu konuda o meseleye sıcak bakmıyorlar. Çünkü kendi iç sorunları çok daha fazla. Dolayısıyla hani ama bir tangoya getirilip bir şekilde hani Transdniester'de Ukrayna tarafının ve Batı'nın da özellikle kışkırtmasıyla o tarz yeni bir cephenin açılması da bence ciddi ihtimaller dahilinde şu sıralar. Evet Sayın As, girişte de belirttim, aslında bu krizde bir başka başrol var ki o da Romanya. Romanya uzun süredir de zaten Moldova ile birleşme ile ilgili tartışmalar da var. Ve bu söz konusu bölgeyle ilgili olarak da eğer bir operasyon gelirse Romanya olarak müdahil olacağına yönelik de açıklamaları da var. Romanya'nın tavrı nasıl değerlendiriyorsunuz? Olası bir Rusya'nın müdahalesi sonrasında onlar da bu sürece dahil olurlar mı? Romanya ile Moldova'nın bir birleşme şeyi var, bir süreci var. Daha doğrusu henüz yani ciddiyete binmiş değil, ancak bunu Moldova tarafı özellikle istiyor. Evet. Ancak burada da çeşitli engeller de var. Moldova halkı örneğin yani birleşme konusunda o kadar geniş yönetim belki istiyor. Maia Sandu yönetimi mesela istiyor. Çok defa yani Romanca zaten konuşuyor. Evet. Konuşmanın ötesinde yani bunu zaten kendisi söylüyor. Romanya ile birleşmemiz lazım tarzında birçok defa açıklamaları oldu. Çeşitli adımlar da atıldı, atılmadı değil. Ancak henüz Moldova toplumu bunun çeşitli sıkıntılar doğurabileceğini, yani o kadar güçlü bir destek verilmiş değil, öyle söyleyeyim. Evet. Dolayısıyla Romanya tarafı sürece dahil olur mu? Yani Transdniester'de çatışmalar baş gösterdiği takdirde, Rusya ordusu oraya girdiği takdirde, yani muhakkak bir şekilde dahil olacaktır, silah yardımı yapar. Ama Romanya'nın dahil olması demek NATO'nun, evet, NATO üyesi Romanya, sürece dahil olması demek, savaşa dahil olması demek. Dolayısıyla hani biraz erken, yani o çok zannetmiyorum. Yani bir şekilde Moldova tarafına yardım edecektir. Ama bu Transdniester'de Roman askerlerini Rusya'ya karşı savaşırken falan görür müyüz? Yani bunu da söylemek için şu anki ben zannetmiyorum. Şu aşamada yani en azından biraz daha Polonya'nın sergilediği tavra yakın bir tavır mı sergiler Romanya? Ukrayna-Rusya savaşı öyle, evet. Yani büyük ihtimal öyle bir tavır olur. Kaldı ki dediğim gibi Moldova tarafının kendisinin de kişine yönetiminin de ben Transdniester'e velev kendi Rus askeri girdi muhakkak bir direnç göstereceklerdir de yani Ukrayna gibi büyük bir 45 milyonluk bir ülkeden bahsetmiyoruz. Evet. Yani o direnci ne şekilde gösterebilecek? Yani şu an için birçok şeyi konuşmak için erken o anlamda. Yani 3 milyonluk, 4 milyonluk bir ülke. Evet. Dediğim gibi askeri varlığı o kadar değil. Mesela Moldova yönetiminin, Moldova'nın anayasasında tarafsızlık meselesi vardır. Yani NATO üyeliği hedefleri yoktur. Ukrayna gibi değil. Ukrayna'da tam tersiydi. NATO üyeliği, AB üyeliği hedef olarak vardı. Evet. Moldova'da AB üyeliği hedef olarak var ama tarafsızlık askeri olarak bir tarafsızlık söz konusu. Dolayısıyla Moldova tarafının dediğim gibi iç yönetim, Kişinev yönetimi Transdniester meselesinin
askeri yollarla değil siyasi yollarla çözümünü istiyor. Ama yani bir sonuca da varılabilmiş değil. Çünkü Transdniester yönetimi de o siyasi sonucun ancak iki bağımsız devlet olarak karşılıklı medeni bir boşanmayla söz konusu olabileceğini söylüyor. Dolayısıyla Evet. hani müzakere pozisyonlar arasında ciddi bir uçurum var. Bu anlamda da dediğim gibi ben ilk etapta Rusya'nın Transdniester'i ana hedef olarak işgal etme gibi bir hedefi, ilhak etme gibi bir hedefinin olduğunu ben düşünmüyorum. Süreç içerisinde buna evrilebilir. Ama asıl hedef bu değil. Asıl hedef karadan bir koridor açabilmek Transdniester. Çünkü geçtiğimiz yıllardan beri, son birkaç yıldır Rus barış gücü askerlerin de takviye edemiyor orada Rusya tarafı. Neden dolayı? Çünkü hem Moldova tarafı hem Ukrayna tarafı zaten bloke etti uzun süredir. Evet. Rus tarafı havadan da ulaşım sağlanamıyor. Moldova'dan önceden sağlanıyordu ama havadan da artık Moldova tarafı izin vermiyor Rusya tarafına çoğu zaman. Takviyeler için veya rotasyon için, Rus barış gücü askerlerinin rotasyonu için. Hani bir gerilim var. Moldova ile Rusya arasında bir gerilim var. Doğalgaz gerilimi var. NATO ile ilişkiler konusunda da bir gerilim var. Yani tarafsız bir ülke ama Moldova NATO ile de belli bir işbirliği de yürütüyor. Böyle de bir gerilim söz konusu. Maya Sandu yönetiminin Batı yanlısı olması ile ilgili de bir gerilim söz konusu. Hala 1,5 yıl oldu aşağı yukarı Maya Sandu yönetimi Putin'le mesela geçtiğimiz yani savaş başlarına ne kadar dahi olsa görüşebilmiş değil. Dolayısıyla bir gerilim var. Ancak bu Moldova tarafının bu meseleyi savaşla çözmek istediği anlamına gelmiyor. Aynı şey Transdniester tarafı için de geçerli. Yani biraz biz Donbas'taki Ukrayna, Kiev, Donbas arasındaki ilişkilerden daha farklı bir dinamik olduğunun ben altını çizmek isterim Moldova Transdniester arasında. Sayın As, peki şunu da sorarak devam etmek istiyorum. Bu tür savaşlar başladığında da bitişinde de ekonomik gelişmeler oldukça etkili oluyor. Son süreçte özellikle doğal gaz akışı ile ilgili Rusya'nın rubleyle satışı ile ilgili bir diretmesi vardı. Kabul etmeyen Polonya ve Bulgaristan'ın gazı kesildi ki bu ülkelerin üçte ikisi Rusya'daki ithalatla ayakta duran ülkelerdi. Ve Avusturya Avrupa Birliği'nin aksine bir karar aldı ve rubleyle ödemeyi kabul etti ve dün de Avrupa bölgesinde, Euro bölgesinde enflasyon oranları açıklandı. %8'e ulaşmış durumda. Bize bu şunu gösteriyor mu? Yani hem Avrupa Birliği hem Rusya açısından bakıldığında ekonomik tablo iyi gitmiyor ve Ukrayna'da çok hızlı bir çözüm süreci görebilir miyiz bu zorlamadan dolayı, bu zorlanmadan dolayı? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ekonomik durum dediğiniz gibi hem Rusya tarafı zorlanıyor hem de Avrupa ülkeleri büyüme oranlarını Evet. küçülttüler netice itibariyle. Ama şahsen benim kanaatim mesela ya ben Rusya'nın bu savaşta çok daha ekonomisinin çok daha küçüleceğini, çok daha büyük zararlar göreceğini düşünüyordum açıkçası. Evet. Yani ama Dünya Bankası bile %11 küçülecek dedi Rus ekonomisi için. IMF yine %9 falan küçülecek dedi 2022'de. Tabii yine beklemek lazım. Yaptırımların etkisini göreceğiz. Yani önümüzdeki aylar da kritik netice itibariyle. Ancak hani şahsi kanaat, ekonomist de değilim ama ben bu kadar Evet. büyük bir savaşın altına girdikten sonra yani Rus ekonomisinin çok çok daha büyük oranlarda küçüleceğini düşünüyordum. Muhtemelen çeşitli işte tedbirler alınıyor bir Evet. şekilde ifade ediliyor. Neyse. Yani doğalgaz meselesine geldiğimizde ise burada da Polonya mesela Rus gazını doğrudan almıyor ama Almanya üzerinden şu son birkaç günde mesela 4-5 kat ters akım yöntemiyle yine Rus gazını alıyor. Evet. Almanya henüz devam ediyor. Ödeme takviminde Mayıs ayı içerisinde bir ödemesi gerekecek. Zannediyorum Almanlar ama rubleyle ödemeye yatkınlar. Evet. Büyük ihtimal İtalya'da sanki bana öyle geliyor ki o da çünkü en büyük müşterileri onlar. Gazprom'un. Onlar da yine rubleyle ödeyecekler gibi. Biraz burada Polonya kendi ödeme takvimiyle de ilgili olarak ama aynı zamanda hani Rusya'ya karşı en sert tavır takınan ülkelerden biri. Evet. Dolayısıyla biraz orada sembolik bir öncü rol alıp sanki rubleyle ben ödemeyeceğim o sembolik diplomatik tavrını da göstermek istemiş olabilir. Çünkü dediğim gibi Rus gazını ters akım yöntemiyle Almanya'dan Evet. çok daha yüksek fiyata alıyor halihazırda. Aynı şey Bulgaristan için de geçerli. Aynı şey Moldova mesela %100 Rus gazına bağımlı. Evet. Çok baskı var. Ama Moldova yönetimi diyelim ki Rus gazını
kesse yani rubleyle ödemeyeceğim dese ama büyük ihtimal ödeyeceklerdir onlar da. Moldova O bu zaman arada düşman ülkeler kategorisinde değil zannedersem normal değil. anlaşma neyse devam edecektir onu evet. Evet, onların rubleyle ödeme imkanları da var. Sadece şu son birkaç gündür yani anlaşmada rubleyle ödeme opsiyonları da var öyle söyleyeyim. Evet. Ancak son birkaç günde böyle çelişkili açıklamalar geliyor. Yani Maya Sandu hani yönetimi bir taraftan ödeyeceğiz, bir taraftan ödemeyeceğiz. Yani dediğim gibi ödemezlerse Moldova'nın ekonomisi zaten ciddi Maalesef. yani kriz içerisinde çok çok daha hap fiyatlarından, enerji, doğalgaz hap fiyatlarından 3-4 kat daha fazla fiyat ödemek zorunda. Dolayısıyla çok, çok onu o opsiyonu kullanacaklar kanaat değilim. 23 Avrupa ülkesi Rusya'dan Evet. boru hatlarıyla gaz alıyor. Bunların 10 civarı ruble hesabı açmışlar. Zannımca dediğim gibi Almanya'nın, İtalya'nın olacağını düşünüyorum ben. Dördü zaten Rus ruble ile ödemeyi yapmışlar. Dolayısıyla burada bir Avrupa içerisinde yekpare olmama durumu var. Yani Rusya'ya ödemeleri işte doğalgaz Evet. ödemeleri ruble ile yapıp yapmama meselesini. Ama hani sorunuza tam cevap olarak şöyle söyleyeyim. Ben bu meselenin böyle ekonomik krizlerden dolayı Rusya açısından baktığımda ekonomik krizden dolayı Donbas'ı veya Ukrayna'yı işgali sonlandıracağı kanaatinde değilim. Çünkü çok daha farklı Rusya'yı yönetenler Ukrayna üzerinden Batı'ya karşı bir egemenlik mücadelesi verdiğini düşünüyorlar. Batı'ya karşı bir varoluşsal bir hani veya Evet. Türkiye'de meşhur ifadesi beka Bekas. tehdidi öyle söyleyeyim. Evet. Onu görüyorlar, onu hissediyorlar. Dolayısıyla böyle ekonomik yaptırımlarla Rusya tarafının dediğim gibi Rusya'yı yönetenlerin o kararlarını revize edeceklerini ben düşünmüyorum. En azından minimum hedefleri ne varmak isteyeceklerdir? O da Donbas'ı kontrol altına almak. Ama artık bu saatten sonra Rus siyasi elitini ve Rus toplumunun genelini de sadece Donbas'ı almak zannımca tatmin etmeyecektir. Dolayısıyla bu Herson, Zaporojye, Nikolayev, Odessa, Harkov bölgelerinin de ben ilerleyen haftalarda, aylarda Rusya'nın Ukrayna'yı Kontrolü. işgalinde gündeme geleceğini düşünüyorum. Hedeflerine varırken uğrayacağı kayıplar, ekonomik Evet. kayıp, askeri kayıp, siyasi, diplomatik yaptırımlar, şunlar bunlar. İşte artık bunlar zaten göz önüne alındığını görüyoruz. Ben Evet. şahsen bu savaşın Rusya'nın çıkarlarına uygun olmadığını en baştan beri düşünüyorum. Ama benim düşüncem başka. Yani Kremlin'in Sağda düşüncesi olan daha başka farklı. evet. Evet. Evet, Moldova Transdniester'deki son gelişmeleri Rusya uzmanı Doktor Kerim Has ile değerlendirdik. Sayın Has, yayınımıza katıldığınız için tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet, Sayın Has da altını çizdi. Biz de girişte de belirttik. Umuyoruz bu bölgede bahsedilen senaryolar gerçekleşmez. Rusya-Ukrayna arasında savaşın başladığı günlerdeki gibi beklenen durumlar gerçekleşmez. Zira Romanya'nın bir NATO ülkesi olduğunu tekrar tekrar hatırlatalım ve böylesi bir durumda da büyük ihtimalle de bu sürece dahil olacaklar ve maalesef NATO ile Rus kuvvetleri, Rus ordusu da karşı karşıya gelme ihtimali var. Umarız sorunlar bu noktaya gelmeden Transdniester'de çözülmüş olur. Evet, dilerseniz Erdoğan'la devam edelim. Erdoğan, Suudi Arabistan'daki ziyaretlerine devam ediyor. Hem kralla hem de tartışmaların odağındaki Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la görüştü ki kendisi Kaşıkçı cinayetinin azmettiricisi